Sanki şurada da var. Böyle buraya gelsin mesela. Kameranın ön tarafına geliriz arkadaşlar. Belli oldu. Niye? Ona algı yaptılar. Sonra dediler ki cumartesi biz böyle böyle oyalayalım. Bunlar sussun. Hayır. Onlar sussa biz oyuna bu sefer gelmeyeceğiz. Artık Hekiman Arguan'da. Arguan'ı gördünüz herhalde. Adam yoktan var etti. Biz onlarla beraber oyalanıp onlarla beraber o ortamı paylaşalım diyor. Diyorlar. Bunu da bilgilerinize sunuyorum. Partide bir yanlış yapılmıştır. İlçe örgütünü hişe sayılmıştır. Ondan dolayı ben ilçe başkanı olaraktan ve ilçe örgütü olaraktan istifa ediyorum. Ben buraya gelince atamayla gelmedim. Ben 2019'da örgütümüzün ön seçimine girdim ve ön seçimde bu örgüt beni aday yaptı. Sonra da Hekiman halkı bana güvenerek beni belediye başkanı yaptı. Ben de belediye başkanı olduktan sonra dedim ki ben Hekiman'a hizmet için geldim. Ben İstanbul'da bir iş insanıyken doğduğum, büyüdüğüm yere hizmet yaparım diye geldim. Geldiğimde 34 projeyle geldim. 34 projenin 30 tanesini yaptım. Bana Vela Baba dedi ki, Türkiye'de örnek göstereceğim belediye başkanlarından bir tanesin dedi. Ne zamana kadar? İl kongresi olana kadar. İl kongresi oldu. Sonra genel kongre oldu. Bizi genel başkanımız aradı. Dedi ki üç belediye başkanına bize sahip çıkın dedi. Tabii ki biz genel başkanımıza sahip çıkacağız. Çıktık ama ne bilelim ki bizim o zaman ipimizin kesildiğini anladık. Ben üzülmüyorum ama ben sizlerle bir dönem daha yapacağım hizmetten dolayı üzülüyorum. Evet ben üzüntülüyüm ama Hekiman halkına yazık ettiler. Genel başkanımızı destekledik. Hala da söylüyorum onun dürüstlüğünden, iyi insan olmasından ve çalışkanlığından bütün örgüt, Türkiye'deki bütün eğilmeni bir araya getirmesinden dolayıdır. Her zaman için bir ortam yapmıştır. Biz onun yanında olduk. Yine söylüyorum. Adalet, hak, hukuk diye yürüyen Vela Baba İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü ama hak, hukuk için yürümemiş. Demek ki kendi çıkarları için yürümüş oraya. Eğer bunu bilseydi bu Hekiman halkına sadece burada ya çalışma desen var, hızlık desen yok, namusu yok. Ne için beni koymadı kardeşim? Ha de ki çalışamadın diye, yapamadın diye. Ama doğru, hayır bunlar değil arkadaşlar. Biz hizmet için buradayız, başkaları rant için burada. Yazıktır, günahtır. Hekimanımıza sahip çıkmak için yine söylüyorum. Biz genel başkanımıza sahip çıktık. İyi ki de çıkmışız. Pişman değilim. Her zaman içinde o başkanımdan genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da gurur duyuyorum. Duymaya da devam edeceğim. Bir Vela Baba bırak Hekiman'ı. Türkiye'nin CHP'sinin kaderini oynuyor. Yazıktır. Günahtır. Yazıktır. Onun içindir ki ben yaptım oldu değerli arkadaşlar. Burada bir ilçe örgütü var değil mi? Yine burada unuttum. Muhtarlarımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Aradılar, sordular ama hepimizden dalga geçmişler. Niye? Muhtarlar görüş bildiriyor. Muhtarlar böyle olacak diyor. 65 muhtarın en az 45 muhtarı, evet başkanımız çalışkandır, başkanımızdan memnunuz, bundan devam edelim dediler. Demek ki onlar olayını, projesini yapmışlar, bizimle oyun oynuyorlarmış. İlçe örgütünü tanımıyorsun, muhtarları tanımıyorsun, belediye başkanını tanımıyorsun. Sivil toplum örgütlerini tanımıyorsun. Yani burada mevzuyu tanımıyorsun. Arkadaşlar bir insan diyorlar ki diktatör var diyorlar. Diktatör bizim içimizdeymiş. Bizim içimizde diktatörmüş yani burada. Onun içindir ki bu olaylara dur deme zamanı geldi. Evet ben gidebilirim. Buradaki olay kesinlikle ve kesinlikle buna bir ders vermediğimiz sürece bugün ben giderim, yarın bir başkası gidecektir. Onun için bunu ne sizin sağduyunuza bırakıyorum ve ben çok sevdiğim, gerçekten gururla bayrağını taşıdığım altı oktan bugün üzülerek, gerçekten de bir aydır halen işimdeki sınırdan dolayı bugün sadece Cumhuriyet Halk Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Yalnız ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiyorum parantez içinde. Ben Barış Yıldız ve Vela Ağbaba'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. O insan
insanlar burada, o insanlar burada olduğu sürece bizim burada olmamız anlamıyor. Onlar bizden top gibi oynama hakkı yok. İki kişi.